Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının ikinci hafta videolarına başlıyoruz. Yani bu hafta ne yapacağız? Ek çizimleri yapacağız. Dik üçgeni yapacağız ve öklit bağıntılarını yapacağız. Peki ilk videoda ne işleyeceğiz? İlk videoda ek çizimlerden muhteşem üçlü ve ikiz kenarlığı işleyeceğiz. Muhteşem üçlü ve ikiz kenarlık sayfa 17, 18 ve 19'da arkadaşlar. E o zaman ne diyoruz? Hadi bakalım dersimize başlayalım. Ek çizimler. Evet arkadaşlar, hepinizin yaptığı çizimler aslında bu. Ama bilmeden yaptığınız bir şeyler ve gereksiz yere çizdiğiniz şeyler var. İşte ben burada bu ek çizimler başlığıyla sizin o gereksiz çizdiğiniz çizgileri böyle engellemek istiyorum. Geometride kafanıza göre çizimler yok. Her şeyin bir mantığı var. Orada her şeyin mantığını öğreteceğim ben size. Yani şu varsa şu çizilmeli, bu varsa bu çizilmeli şeklinde olmalı. Öyle kafana göre üçgen oluşturayım, şunu yapayım, bunu yapayım. İşte bu açı 90'a benziyor falan filan demek yanlış şeyler. İşte bu dersimizde ve hatta bu 3 dersimizde, ilk 3 dersimizde, bu haftanın 3 dersinde bunu öğreneceksiniz ve bu da bence çok en önemli şeylerden biri. Çünkü geometride en çok yapılan, hata yapılan şeyler bunlar. Kafanıza göre bir şeyler çiziyorsunuz. Şimdi artık o çizmeler ne zaman olacak onu öğreneceksiniz ve özellikle bunun mantığını öğreneceksiniz. Gençler kafamıza göre çizim yok. Bunlardan birincisi ek çizimlerden birincisi muhteşem üçlü. Zaten böyle geometriye böyle genel itibariyle bakacak olursak öyle hep topu böyle 7-8 tane ek çizim yöntemi vardır. Tamam ek çizimleri şimdi göreceğiz ama bir de üçgende alanda vardır. E, bir de özel açı oluştururken dik çizme mantığı vardır. Yani 7-8 tane toplasam 10 tane vardır. Ama biz ne yapıyoruz? onlarca hatta bazen işte 50'ye yakın çizim böyle sergiliyoruz ama yapıyor yaptığımız o çizimler bir işimize yarıyor mu? Hayır. Sadece bizi yanlış yere yönlendirmiş oluyor. Şimdi bakalım onların mantığını iyice öğrenelim. Muhteşem üçlüyle ile başlıyoruz. Arkadaşlar muhteşem üçlü ne demek? Önce tanımını öğrenelim. Muhteşem üçlü demek 90 dereceden çizdiğin kenar ortay eşit eşitse burası da eşit oluyor. 3 tane eşitlik olduğu için biz buna muhteşem üçlü diyoruz. Tamam farklı söylemlerde söyleniyor ama ben bu şekilde söylüyorum. Siz de bu şekilde kodlarsanız güzel olur. 90'dan kenar ortay çizdiğinde ne oluyor burada? Eşitlik oluyor. Peki hocam şu gördüğünüz 4 tane özellik var aslında. Eşit olması, eşit olması, eşit olması ve 90 derece olması. Bu 4 özellikten herhangi bir tanesi eksikse eksik parçayı biz tamamlarız. Mesela burada 90 var eşit eşit var. E, bu da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ya da 3 tane eşitlik var. Yani muhteşem şu sağlanmış. Ama 3 tane eşitlik kenar ortay olduğunda eşit eşitken yani burası da eşit oluyorsa burası da 90 derece diyebiliriz. Peki hocam eksik parça tamamlattırdınız. Ek çizim bunun neresinde diye soracak olursanız eğer. Şuraya bir not olarak yazabilirsiniz. Ben söylüyorum siz yazın. 90 dereceli sorularda 90'ın karşısında eşitlik varsa. Bak 90 dereceli sorularda 90'ın karşısında eşitlik varsa. Hemen 90'dan bir kenar ortay çizeriz ve muhteşem işte oluşur ya da 90 dereceli sorularda 1 bölü 2 oran varsa ve soru çözülmüyorsa tabii ki yani ilk böyle soruya bakar bakmaz bir şeyler çizme hevesimiz olmayacak. Öncelikle ne yapacağız? Verilen bilgileri kullanmaya çalışacağız. Verilen bilgileri kullandığınız zaman çözümü ulaşamıyorsanız o zaman ek çizim vardır. Ya da alakası yerde eşitlik falan varsa a ek çizim sorusudur diye böyle kafanızda şey yaparsınız zaten söylersiniz. E, ek çizim dediğiniz zaman da hemen benim söylediğim başlıklar aklınıza gelecek. Muhteşem üçlü orta taban ve ikiz kenarlık en önemli başlıklardır. Hemen 90'lık varsa ve karşısında eşitlik varsa tabii ki muhteşem üçlü çizeceksiniz. Ya da 90 dereceli sorularda 1 bölü 2 oran varsa açılarda ya da kenarlarda 1 bölü 2 oran varsa hemen muhteşem üçlü çizin. Hatta bazen böyle çok zor sorularda da karşılaşıyoruz. 90'lı sorularda böyle ek çizim mantığı varsa hemen bir muhteşem üçlü deneyin diye de söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bunu sorularla öğrenelim iyice. Soruya baktığımız zaman a 3 tane eşitlik var. Muhteşem üçlüden dolayı 90 derecedir burası. Burası da 90 derecedir. E hocam burada bir dik üçgen çıktı. Dik üçgende diğer iki açın toplamı nedir? 90 derecedir. Yani 66 artı x eşittir 90 derece olduğundan x'i kaç buluruz? 90 eksi 20 90 eksi 66'dan 24 derece olarak buluruz. Evet örnek 28 24 çıktı. Geldik örnek 29'a. Bak alakası yerde eşitlik var. Eşit 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 ama 90'dan bir şöyle çizilmiş. Şu eşit bu eşitse ne eksik? Muhteşem üstten bu eksik. A, alakasılık gitti mi gitti. Ne var burada? X kenar çıktı. Şimdi bu dik üçgene bakalım. 54 90 sa diğer, diğer açıdan olmak zorunda bir dik üçgenle diğer iki açının toplamı 90 derece olacak ya. 54'ün 90'a tamamlayanı. 90'a tamamlayanı kaç yapıyor? 36 yapıyor değil mi? Burası 36 derece olur. E hocam x kenarlık çıktı. Burası da x'tir. İster 2x artı 36 eşittir 180 diye. istersen x'e 180 eksi 36 bölü 2 de. Fark etmez. Çünkü 180'den 36 çıkartıp 2'ye böldüğümüz zaman taban açıları da buluyorduk ki x kenar üçgende. Çünkü burada bir x kenar üçgen çıkmadı mı? Şöyle evet x kenar üçgen çıktı. E i̇şte biz bunu kullanıyoruz. 180'den 36 çıkarsan kaç yapıyor? 144. 2'ye bölsen kaç yapar? 72 yapar. Yani örnek 29, 72 çıktı geldik örnek 30'a. Bak alakası yerde eşitlik var. Eşit eşit, alakası yerde eşit. Sadece 42 90'dan dolayı burayı yazabiliyorum ben. Verilen bilgileri bu kullandığım zaman burayı yazdım ve sonrasında işlem yapamıyorum. Demek ki bir şeyler çizmem gerekir. Ne çizeceğiz? 90'ın karşısında eşitlik olduğu için muhteşem üçlü geldi aklımıza. Hemen muhteşem üçlüyü çiziyoruz. Hop çizdik. Öyle kafanıza göre hocam burası 90'a benziyor falan filan yok. Bak sadece muhteşem üçlü 90'dan kenar ortaya çizdin eşit eşitken burası da ne olacak? Eşit olacak. Evet. a burada ne çıktı? Burada hocam ikizkenar üçgen çıktı. Artık ben x'e ulaşabilirim. Ama öncelikle şuradaki eşitliği de kullanayım. Tabi şu yanda da bir ikizkenarlık çıktı mı? Çıktı. Nerede ikizkenarlık? Şurada. Bak şurada da ikiz kenarlık var. 42 ise burası da 42'dir. 90'a tamamlayanıdır. Burası kaç derecedir? 48 derecedir. Hocam ikiz üçgen taban açısı da eşit olacak. 2x artı 48 eşittir. 180 dersin. Ya da x'e direkt 180 eksi 48 bölü 2 diyebilirsin. Yani 180'den tepe açısını çıkar 2'ye böl şeklinde bulabiliriz. 180'den 48 çıksa kaç yapıyor? 132 bölü 2 o da kaç yapar? 66 yapar. Örnek 30'u kaç bulduk? 66 bulduk. Geldik örnek 31'e. Bak 70'i hiçbir şekilde kullanamıyorsun. Kullansan kullansan 70 burası 70 diyorsun. 70 90 dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derece olduğundan burayı 20 derece olarak bulursun sadece. Bak bir şeyler yapmam gerekiyor. Ve alakası yerde bak eşitlik var eşitlik var. Ve alakası yerde bir eşitlik daha var. E ne yapacağız? İlgi alakayı kuracağız. Ek çizim. Büyük ihtimalle ek çizim. Ek çizim deyince de aklımıza muhteşem üçlü orta taban ve ikiz kenar. Daha bunları göreceğiz. E burada 90 derece varsa bir muhteşem üçlü var mı diye bakarız. 90'ın karşısında eşitlik mi var? Evet. Hemen 90'ın karşısında eşitlik varsa muhteşem üçlü çizeriz. 90'dan bir kenar ortaya çizeriz. Ve şuranın eşit olduğunu gösteririz. Eşit olduğunu gösterince alakasızlık ortadan kalktı. Bak eşit eşitken eşitliği yazdım. Şurada da bir x kenarlık çıktı mı? Çıktı. Evet. Bu x kenar üçgenden 20 ise burası da 20 yapar mı? Kesinlikle yapar. E hocam iki tane açıyı yan yana gördük. Direkt ne yaparız? Bir dış açıya eşittir. Yani burası da kaç yapar? 40. Dayanamam. İki iç açının toplamı bir dış açı. 20, 20 daha 40 yaptı. E o zaman buradaki x kenarlıktan dolayı taban açıları birbirine eşit olacak. Burası da 40 yapar. E 40, 40, 80. Buraya da kaç kaldı o zaman? 100 kaldı x açısı da ne yaptı? 100 artı 20'den 120 dereceye eşit oldu. Örnek 31'i böylelikle 120 derece olarak bulduk. Geldik örnek 32'ye. Bak 35 90'dan dolayı burayı bulurum sadece. Buradaki açı kaç derece? Buradaki açı 90, 35'i 90'a tamamlayan açısı. Yani 55 derece yapar. Başka da bir şey bulamıyorum burada. Ne yapacağım? Alakası yerde de bir eşitlik var. Aa, ek çizim var. Ek çizimi kullanalım. Nasıl kullanacağım? 90'ın karşısında eşitlik varsa hop bir kenar ortayı çiziyoruz. Çizdik. Sakın ha 90 90 demek yok buralara. Ekstradan bir şey demek yok. Sadece 90'dan kenar ortayı çizdik. Hocam 90'a benziyor. Bir taraftan bir şey uydurmayacağız diye hep söylüyoruz. Yani kafamızdan bir şey uydurmayacağız arkadaşlar değil mi? Evet uydurmayalım o zaman. E burada sadece neyi gösterdik? 90'dan kenar ortayı çizdi. Eşit eşitken burası da eşit oldu. A Önceden alakası olan eşitlik şimdi yan yana geldi mi? Geldi. E hocam burası xgen. Burası da ne oldu? x oldu. Sonra hocam şu ikiz kenardan dolayı 35 ise burada kaçtı 35 yaptı ve şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı. İkiz kenar üçgenin tepe açısı kaç derece? 35 ile 25'in toplamı 60 yaptı. O zaman x'i nasıl buluruz? x açısı 180 eksi 60 bölü 2 şeklinde çıkar. O da 120 bölü 2'den 60'a eşit olur. Evet örnek 32'yi böylelikle 60 bulduk. Anladınız mı bu mantığı? Olay bu kardeşim. Bakalım burada ne diyor? İşte yeni nesil diye tabir ettiğimiz şey yani şekli bizim kendimizin oluşturmasını bekliyor. Ya da eşitlikleri falan yazmamızı bekliyor. Bakalım ne diyor soru. Aşağıda konumları verilen alışveriş merkezinin merkezlerinin krokisi gösterilmiştir. Şöyle alışveriş merkezleri var. E noktasında bulunan alışveriş merkezi ABD noktalarında bulunan alışveriş merkezine eşit uzunluktadır. A, B ve D'ye. Bak E'deki A'ya, E'deki D'ye, E'deki B'ye eşit uzunlukta A muhteşem şu çıktı. Açı direkt nedir? 90 derecedir diye söyleyebiliriz. Sonra D noktasında bulunan alışveriş merkezi. Şimdi D'ye bak. D'deki alışveriş merkezi de A ve C noktalarında bulunan alışveriş merkezlerine eşit uzunlukta. A ve C. Hocam şu ve şuna eşit uzunluktaymış. Eyvallah. E o zaman ne çıktı arkadaşlar burada? Şurayı 90 derece bulmuştuk. Burası da 90. E burada ne oldu o zaman? Burada dik üçgen çıktı. X kenar dik üçgen çıktı. Yani buradaki açılarımız kaçar derece oldu? 45'er derece oldu. ACD açısı isteniyor bizden. ACD açısı da X açısı da kaç dereceye eşit oldu o zaman? 45 dereceye eşit oldu. Örnek 33'ü böylelikle ne bulduk arkadaşım? 45 bulduk. Geldik örnek 34'e. Bakıyoruz şimdi. Hocam AC uzunluğu K iken bak bunu kullanacağız. Verilen bilgiyi kullanacağız. BD uzunluğu 2K verilmiş. Evet BD uzunluğunu 2K vermiş. AC uzunluğunu da K vermiş. Şurayı da K vermiş. Evet şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada. Gençler şimdi hiçbir şekilde işlem yapamıyoruz. Yazsak yazsak X artı 18 yazarız. Başka da bir şey yapamayız. E hocam 90'ın karşısı 2K 30'un karşısı K'dır diyen arkadaşlar vardır belki. Özel üçgeni anımsayan arkadaşlar vardır belki. Ama o dik üçgendeydi. Şu dik kenar K olmuş olsaydı 90'ın karşısı 2K ise 30'un karşısı K olurdu. Burası olmadığından bunu da söyleyemem. E ne yapacağız? Şekilde ya yani sen burada 2K ile K arasında bir ilişki kurman lazım. Bu ilişkiyi kurmak için düşüneceksin. Ya kuramıyorsun özel üçgen yok o yok bu yok şu yok o zaman bir şeyler çizmeliyiz. 90 derece varsa e, bir şey çizmeliyiz dediğimizde aklımıza gelecek konular muhteşem üçlü ort taban ve ikiz kenar daha ort taban ve ikiz kenarı görmedik ama göreceğiz biraz sonra. Orta taban, ikisi kenar ve muhteşem üçlü. Arkadaşım burada 90 derece var. 90'lık varsa ve birey oran varsa aklımıza ne gelecek? Muhteşem. Hemen muhteşem üçlüyü çizelim. Hocam şuradan bir muhteşem üçlüyü çizelim. Bak sakın hocam dik çizelim demeyin. Yani dik çizsen ne olacak ki? Yani özel bir durum yok. Dik çizebilecek özel bir durum yok. Sen bir şey çizdiğinde bir özel durum oluşuyorsa o çizdiğin doğru güzel bir doğrudur. Sen burada 2K ile K arasındaki ilişkiyi kurmak için ne yapıyorsun? Sadece şey yapmaya çalışıyorsun. Ee, ne derler ona? Arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışıyorsun sadece. E90'dan 2K ile K arasındaki ilişki KK diye parçalarsın sadece buraya. KK. E90'dan bir kenar ortaya çizdim. Muhteşem şütten burası da K mı oldu? Oldu. Şekil biraz dengesiz olmuş ama idare edin. Şimdi buraya bakacak olursanız önceden alakasızdı K ile 2K. Bak şimdi K'lar yan yana geldi. Yani şurada ne çıktı arkadaşlar? Bir... İkiz kenar üçgen çıktı. Yani ikiz kenar üçgende şu ikiz kenarlık taban açıları birbirine eşit olacak. Dolayısıyla burası x e, burası da ne olacak? x olacak. E hocam x ile 18 yan yana iki iç açının toplamı bir dış açı kullanalım. Hocam burası x artı 18'dir. Değil mi? İki iç açı bir dış açı. İki açı yan yana gelince dayanamam. E burada da ikiz kenarlık var. E burası da x artı 18. Bitti gitti. Şuradaki üçgene bak. Bu üçgende 3 üç tane x var. Artı 2 tane de 18 var. Yani 36. Eşittir 180. 3x eşittir 180 eksi 36. Yani 144 yaptı. X de böylelikle kaç oldu? 144 bölü 3 yaptı. 144'ü 3'e böldüğünüz zaman kaç gelir? Sanırım 48 geliyor. Cevap da böylelikle 48 çıktı arkadaşlar. 34. sorunun cevabı. Evet. Böylelikle muhteşem üçlüyü bitirdik mi arkadaşlar? Bitirdik. Sırada ne var? İkiz kenarlık. İkiz kenarlık en güzel ek çizimlerden biridir ve en önemli ek çizimlerden biridir. O yüzden buna lütfen ama lütfen çok dikkat edin. İkiz kenar üçgende. Şimdi bu konuyu da ayrıyetten ayrı bir şekilde işleyeceğiz özelliklerini falan ama ek çizimlerde de çok işimize yarıyor. O yüzden bunu kesinlikle bilmek lazım. İkiz kenar üçgende şu AB ile AC birbirine eşit ise tabana ait yükseklik hem açıortaydır hem kenar ortaydır. Bakın 4 tane özellik var. Bu 4 tane özelliği koyalım şuraya. Hemen yapıştıralım şuraya. AB ile AC'nin birbirine eşit olması, AH'ın yükseklik olması, AH'ın kenar ortaya olması, AH'ın açı olması. Bak dört tane özellik var. Bu dört tane özellikten en az ikisi sağlanırsa, en az ikisi sağlanırsa diğerleri de sağlanır. Diğerleri de sağlanır diyeceğiz. Evet önemli bir yer arkadaşlar. Diğerleri de sağlanır. Çok önemli bir yer. Gerçekten ama gerçekten çok önemli. Buradaki gördüğünüz özellikten en az iki tanesi sağlanıyorsa diğerleri de sağlanır. Eksik parça tamamlayacağız. Bak dikkat et. AH, AH, AH. AH'ın yükseklik olması, AH'ın kenar orta olması, AH'ın açı orta olması. Yani burada yüksekliğe siz ayrı bir gözle bakacaksınız. Yani AH'a ayrı bir gözle bakacaksınız. AH'da diğer özellikler varsa mesela hem yükseklik olup hem x kenarlık olursa ya da hem yükseklik hem kenar ortaylık olursa ya da hem yükseklik hem açı ortaylık ya da diğer ikileri ikisi sağlanırsa kesinlikle ama kesinlikle ikiz kenarlık vardır diyeceğiz. Ama yükseklik yani yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksınız geometrik de çok önemli. Her yerde karşımıza çıkıyor bak her yerde. Katı cisimlere son konuya geldiğiniz zaman bile karşılaşacağınız bir şey. Hatta ben şöyle bir şey yazayım. Daki yazayım. Şunu yazdıktan sonra bu en önce şuraya bir yorumlayayım ondan sonra Daki'yi de yorumlarım. Bak iki tane özellik. Bak dikkat et buna. Hem yükseklik hem kenar ortaylık. Bak iki şart sağlanmış. E, şart sağlanmışsa o zaman hocam bu açı ortaydır. Bu da ikiz kenardır. Eksi parçaları sen tamamlayacaksın. Hocam ikiz kenarlık var. Bir de açı ortaylık var. İkiz kenarda tepe açısından çizilen açı ortay hem yüksekliktir hem kenar ortaydır. Ya da hem açı ortay hem kenar ortay. O zaman bu bir ikiz kenar üçgendir ve burası yüksekliktir. Ya da ikiz kenarda çizilen yükseklik hem kenar ortaydır hem de açı ortaydır. Bak iki şart sağlanmış. Burada da ikiz kenarda çizilen kenar ortay. Yani burası da açı ortay olacak. Ve aynı zamanda burası da ne olmak zorunda? Yükseklik olmak zorunda. Ve şu karşımıza çok çıkıyor. Yükseklik aynı zamanda açı ortay olması. E hocam bu iki kenardır ve taban iki eşit parçaya böler deyip eşit eksik parçaları sen tamamlayacaksın. En fazla karşımıza çıkan ifade bir şudur. Yükseklik hem aynı zamanda kenar ortay olması ya da yükseklik aynı zamanda açı ortay olması çok fazla karşımıza çıkıyor. E burada daki yazık hocam. Daki ne demek? Dikkat et şimdi dakide. Daki de şu D dediğimiz diklik. A dediğimiz açıortaylık, açıortay, K dediğimiz kenarortay, ortay. I dediğimiz de ikiz kenarlık. ikiz kenarlık. Arkadaşlar Daki'deki herhangi ikisi sağlanıyorsa diğerlerini de, sağlar, diğerlerini de sağlar diyeceğiz. Ama sen benim dediğime odaklan. Yüksekliğe bundan sonra ayrı bir gözle bak. Yani yükseklik kenar ortaysa ikiz kenardır ve açı ortaydır. Ya da yükseklik aynı zamanda bir açı ortaysa nedir? Hem ikiz kenarlık hem de kenar ortaylık gelecektir kardeşim. Bunu sakın ama sakın unutma. E, hocam diyeceksiniz ki burada hep ek çizim yani yapmadık ki burada eksik parça tamamladık diyebilirsiniz. Evet eksik parça tamamladık. İşte ek çizim dediğimiz mantık nerede geliyor biliyor musunuz? Şöyle o yüzden yüksekliğe ayrı bir göze bak diyorum sana zaten. Şöyle bir şey gördüğün zaman Hocam dik tabanı iki eş parçaya bölse bile aklına ne gelecek? İkiz kenar gelecek. Hemen şöyle yüksekliğin kollarında ikiz kenarlık oluyor ya. Yüksekliğin kollarını şöyle tamamlayıp ikiz kenar üçgen yapacaksın. Aynı zamanda bu açı ortay olur diyeceksin. Bak en fazla karşımıza çıkan dik tabanı keş parça bölmesi. Hatta yani bir doğruya göre simetriğini alırken de mesela bu noktanın bu doğruya göre simetriğini aldığında hocam simetriyi alırken şunlar eşit bunlar dik olacak ya bak dik tabanı kes parçaya bölmüş oluyor. Şöyle x kenar tamamladığımız durumlar da söz konusu oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya da ne bileyim çok karışık sorularda. Karışık sorularda verilen bilgiyi kullanmaya odaklı yürüyeceksin. Mesela şöyle bir şey geldi. Hocam şunu şöyle çizdi. Şunu şöyle çizdi ve şöyle çizdi. Ve burası açı dedi ve burası da yükseklik dedi. Bak çok karışık bir soruymuş gibi. Ama hayır. Sen nasıl soruya odaklanman gerektiğini artık biliyorsun. Hocam hem yükseklik hem açı ortay. Baksana şuraya. Hem açı orta hem yükseklik. Hem açı orta hem yükseklik gördüğün zaman aklına ne gelecek? İkiz kenar. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar gelecek. Hemen ikiz kenara şöyle bir tamamlama yapacaksın. Ve bu tamamlamayı yaptıktan sonra ikiz kenarlık ve tabanında iki eş parçaya bölmesini de göstereceksin. Çok önemli yerlerden biri yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksın. Ya en önemli şeylerden biri diyebilirim geometride arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi bakalım şimdi örnek 35'te örneklere başlayalım. Örnek 35'te. Arkadaşım burada ne var? Dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. O zaman bu bir ikizkenar üçgendir ve bu bir açıortaydır. Hocam madem ikizkenar üçgen taban açıları da birbirine eşittir. X artı 35 eşittir 2x eksi 5. Hocam x'i öbür tarafa eksi 5'i buraya attım. 35 artı 5 eşittir 2x eksi x'ten x'i de böyle kaç derece buluruz? 40 derece olarak buluruz. Örnek 35'i 40 bulduk. Geldik örnek 36'ya. Bak. Alakası yerde bir eşitlik var. 25-90'dan dolayı ancak burayı yazabilirsin. Başka da bir şey yapamazsın. Bu alakasızlığı böyle kır kırman lazım. Yani kullanman lazım. Nasıl kullanacağız? Bak öyle kafana göre çizimimizin de yok. Hocam ben buradan şöyle bir üçgen oluştursam. Yok öyle bir şey. Kafana göre bir şey çizdiğin zaman bir özel durum oluşturmalı. Senin bu çizdiğin bu şekil özel bir durum oluşturdu mu? Oluşturmadı. Ha sen kendi kafana göre özellik oluşturuyorsun. O ayrı bir konu. Yani bir tarafımızdan bir şey uydurmayacağız diye hep söylüyorum. Mesela sen bunu çizip hocam bu açılar birbirine eşite benziyor. Yok öyle bir şey. Yok eşite benziyor. Yok dike benziyor. Yok kenar ortaya benziyor. Gibi cümleleri unut. Bir kere bu kesinlikle ama kesinlikle unut. Çizdiğim bir çizgide de bir özel bir durum var mı? Oluştu mu oluşmadı mı ona bakacaksın. Şimdi şuraya baktığında böyle kafamıza göre çizgi çizmek yoktu. Şuraya baktığımızda hocam yükseklik bundan sonra ayrı bir gözle bakacağız demiştik. Yüksekliğe yoğunlaştım. A yükseklik. Aynı zamanda kenar ortay. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar oluyordu. Hop şöyle ikiz kenar yapalım. Hocam ikiz kenar yapınca çizgiye çizgi mi oldu? Evet eşitliği de koymayı ihmal etme ama. Çizgiye, çizgiye çizgi oldu. Aa önceden alakasızdı şunlar. Şimdi bunlar yan yana geldi. Bak çizgiye çizgi ikiz kenar çıktı. Hocam ne var burada? 25'i kullanalım. İkiz kenarsa 25 ise burası da 25'tir. İki açı yan yana geldi. Dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı. Yani 25 ile 25'in toplamı hop burası yapar. Yani 50 derece yaptı. E hocam bu da ikiz kenardı. O zaman burası da 50 derece yapar. Dolayısıyla x'i kaç derece bulduk arkadaşım? 50 derece olarak bulduk. Örnek 36'da. Geldik örnek 37'ye. Bak yüksekliğe aynı bir gözle bakacağız. Yükseklik aynı zamanda açı ortay. Zaten alakası yerde eşitlik var. Ya ek çizimlik bir durum ya da tamamlamalı bir durum mutlaka mutlaka vardır. E bakıyorum ki bu doğru. Hem açı ortay hem yükseklik. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Hop ikiz kenarı yapıştıralım. Bak ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Önceden alakasızdı. Şimdi ikiz kenar çıktı. Hocam 50 ise ikiz kenardan dolayı 50 ise taban açıları birbirine eşittir. Burası da 50'dir. E burada da ikiz kenar var. X ise buradaki açısı da X'tir. E iki tane açı yan yana toplamları 50'ye mi eşittir? Evet 2X eşittir 50 olacağından. X'i de böylelikle kaç derece olarak buluruz? x'i de böylelikle 25 derece olarak buluruz. Yani örnek 37'yi 25 bulduk. Geldik örnek 38'e. Bak neler verilmiş. Hocam alakasızlık var burada. Öyle kafamıza göre hocam şuradan şunu çizeyim falan filan. Yok geç onları. Bunu çizdiğin zaman özel bir durum oluşturdu mu? Hayır. Şimdi bakıyorum ki yükseklik var. Yüksekliğe ayrı bir göze bakıyorum. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay. E aklımıza ne gelecek? Hocam yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa hop yüksekliğin kenarları, kolları aklımıza gelecek. Hocam yükseklik aynı zamanda kenar ortay bir x kenar üçgen oluşturabilirim. Bak oluşturdum. Burada bunlar birbirine eşit olacak. Yani burası çizgiyse burası da çizgi olacak. Aa önceden alakasızdı. Şimdi ya çizgiler yan yana geldi. X kenar çıktı. O zaman burası 70 mi oldu? Evet. 70'e 70. Çünkü taban açıları birbirine eşit. 70, 70, 140'tan buraya kaç kaldı? 40 derece kaldı. Bizden alfa eksi beta isteniyor. Tamam. E burası beta ise burası da beta değil midir? Evet. Çünkü şurada çizdiğimiz yükseklik ikiz kenarı oluşturdu ya. Çiz, i̇kiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Beta ise burası da betadır. E hocam şu alfa neye eşit? Beta artı 40'a eşit oldu. Alfa beta artı 40'a eşit olduysa betayı attım öbür tarafa. Alfa eksi beta 40'a eşit oldu. Zaten bizden de alfa eksi beta isteniyor. Cevap 40. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Sözel bir soru çizeceğiz. Evet. C açısı 40 derece olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz. Hemen çizelim arkadaşlar. ABC üçgene biraz şey olacak küçük olacak ama idare edin. C açısı da 40 derece olacakmış. Hemen A, B ve C. C açısı da 40 derece olacak şekilde bir tane üçgen çizdim. BE eşittir EC olacak şekilde. BE eşittir EC olacak şekilde. Şunlar eşit olacak şekilde. Bir tane E noktası seç diyor. BC kenarı üzerinden. Sonra AB ile DC birbirine eşit olacak şekilde AB ile DC birbirine eşit olacak şekilde AC üzerinden bir D noktası seçiniz. Evet, şuradan bir D noktası seçtim. Hocam şu AB ile DC AB uzunluğuyla ile DC uzunluğu birbirine eşit olsun diyor. D noktası şöyle bir yerde. Tamam, seçtik. Sonra E ve D noktalarını birleştirin. E ve D noktasını birleştirdik. ED'yi çizdik. ED dik BC olduğuna göre bak e de BC'ye dikmiş. Yani burası 90 derece diyor sana. ABC açısı şuradaki açı kaç derecedir diye soruluyor bize. Şimdi gençler bakacağız. Alakası yerde eşitlik var. E büyük ihtimalle bir ek çizim var. Hocam yükseklik var burada. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyoruz. Gerekirse şaşı bakın böyle. Yani önemli Çok önemli. Gerçekten yükseklik çok önemli. Bak yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Ne gelecek? Kollar birbirine eşit. Yüksekliğin kolları hemen x kenarlı oluşturduk. Yüksekliğin kollarında böyle. E o zaman burada ne oluştu? Şu çizgiyse burası da çizgi mi oldu? Evet. Ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. E o zaman burası 40 ise burası da 40'tır. E 40'la 40 kırk yan yana gördük. Hemen hocam 2 iç açı bir dış açı yapıştırabiliriz. Direkt 80 oldu burası. Hocam burası 80 ise burası da 80'dir. İkiz kenardan dolayı. 80-80-160'dan buraya da 20 derece kaldı. E burası da 20 dereceyse soru işaret dediğim yerde ne yaptı? 20 ile 40'ın toplamı 20 artı 40'tan kaça eşit oldu? 60 dereceye eşit oldu. Yani bizden de ABC açısı isteniyor. Cevaptı böylelikle kaç çıktı? 60 çıktı. Evet geldik 40. soruya. Evet BCE BCE Arkadaşlar bir de şunu duyar gibiyim. Hocam bunlar ne böyle? Arkadaşlar yani geometride yani sıfır geometrideyiz. Bunlar olur mu bu şeyde? Arkadaşlar sıfır geometride olsa bu geometrinin her yerinde bu ek çizimlere alışmalıyız. Yani bu önemli bir şey. O yüzden burada ben bu ek çizimleri anlatmak zorundayım. Kolay sorularla, detaylı sorularla, detaylı her kalıp soruyla size anlatıyorum ki karşınıza karşılaştığınız zaman bu tür soruları yapın. Bak mesela sen şimdi geçen hafta üçgende açıları çözdün. Çözemediğin soruları şimdi bakacaksın. Büyük ihtimalle de ek çizimleri düşünürecek olursan sen soruları çok rahat bir şekilde artık çözemediğin soruların da belli bir kısmında bu ek çizimlerle halledebilirsin büyük ihtimalle. Neyse geldik şuraya. Şimdi adam bize şey demiş. CD ile BD eşit demiş soruda. Tamam. AB ile CE'yi de birbirine eşit vermiş. Bak. AB ile şu AB ile CE birbirine eşit vermiş. Aa çok alakası yerde bir eşitlik var. Ne yapacağız hocam? Aa hocam yükseklik önemliydi. Hocam şurada dik tabanı iki eşit parça vermiş. kenar gelecek. Evet şu ikiz kenarlı oluşturursak. Şöyle. Vallahi hiçbir işimize yaramıyor değil mi? Bazen de çizdiğimiz ikiz kenarlık işimize yaramayabilir. Başka? Hocam sadece burası yükseklik değil ki. Dikkat et. Şu da yükseklik değil mi arkadaşlar? Evet. Bu yükseklik de tabanı iki eş parçaya bölmemiş mi? Kesinlikle ama kesinlikle bölmüş. E hocam yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmüşse? Kollar. Hemen x kenarlı oluşturalım. Hop şöyle oluşturduk. Hocam şu parçayla şu parçayla şu parça eşit olacak. E zaten bununla da bu birbirine eşit verilmişti. Şurada da bir ikizkenarlık çıktı mı? Çıktı. Dikkat et. Şurası 55 derece ise o zaman bu açının da tamamı 55 olacak. Çünkü şurada bir ikiz kenar oluştu. E, hatta 55 90 sa burada kaçıyı ben yazabilirim. 90'a tamamlayan açısı kaç derece? 35 derece mi yapıyor burası? Evet. Ondan sonra cıma, burası da mı 35 derece yaptı? Aynen öyle. E, sonra ne yapacağız? Çünkü niye? 55 90 sa ya da hocam yükseklik aynı zamanda açı ortaya olacak deyip o şekilde de yapabiliriz. Tabii ki e 35 ise burası da 35 oldu. Ya da 55 90 ise 35 diyebiliriz. Bak şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Bu ikizkenarlığı kenarlığı kullanalım. Şu bir ikizkenar üçgen ya. Hocam ikizkenar üçgenin taban açısı çıktı. Kaç derece? 70. E o zaman burası da 70'tir. E 70 70 140'tan buraya kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. Şimdi x'e bak. Hocam 40 ile x yan yana. Bunun tamamı da 55. 40 artı x eşittir 55 ise eğer x'i de böylelikle 15 derece olarak buluruz. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Ama yüksekliğe ayrı bir göze bakmayı lütfen ama lütfen ihmal etme. Geldik örnek 41'e. Evet örnek 41'de de şimdi toplamları verilmiş. Bak böyle bir şey verilmiş. Bunu kullanacaksın. Bunu kullanmazsan sorunun çözümüne ulaşamazsın. Buraya A diyeyim buraya B diyeyim. O zaman burası ne yaptı? A artı B yaptı. Hocam AC uzunluğu A. Ondan sonra CD uzunluğu B. Sonra AB uzunluğu da A artı B. Şurası da artı B olduğunu söylüyoruz. Bakın şurada ne var? Yükseklik var. Aa yükseklik. Hocam yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Yükseklik tabanı iki eş parçaya böldüğünde pardon. Yükseklik aynı zamanda ne? Açı ortay. Hem yükseklik hem açı ortaylık var. Aklımıza ne gelecek? Bak buna dikkat et. Şu doğruya dikkat et. Bu doğru hem açı ortay hem yükseklik. Yüksekliğin kollarında ikizkenar kenar olacak. Hocam bir şurada kol var. Bir de şurada kol. Buradaki tamamlamamızı şöyle mi yapabiliriz? Evet. Şuradaki tamamlamamızı, ikiz kenar tamamlamamızı şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Oluşturduk. Madem ikiz kenar oluştu. 36 ise burası da 36 mı? Evet. E burada harfler verilmiş. Harfleri de kullanalım. A ise burası da A'dır. Tamamı A artı B'ydi. Buraya B mi kaldı? Evet. E hocam burası B'ydi. İkiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Yani şu parça ile şu parça birbirine eşittir. B ise burası da B'dir. A ne çıktı burada? Şuradaki üçgende de bir x kenarlık çıktı. Bak b'ye b. b. E, o zaman buradaki x kenarlıktan dolayı x ise burası da x'tir. Taban açıları birbirine eşit olduğundan. E o zaman ne çıktı burada? x ile x'in toplamı 36 değil mi? 2 iç açın toplam bir dış açı. Yani x artı x eşittir 36 ise yani 2x 36 ise x'i de böylelikle 18 derece olarak buluruz. Örnek 41'i 18 bulduk ve böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani bir sonraki videoda ne yapacağız? Eşkenar üçgen oluşturma ve sonra ne var? Sonra orta tabandan bahsedeceğiz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ek çizimlerin ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.